Şimdi formları incelemeye devam ediyoruz. Ben burada tarihsel süreç içindeki gelişimi dikkate alarak sıralama yaptım. Bugün levhaları inceleyeceğiz. Levhalar duvara asılmak üzere yazılmış, hazırlanmış celi yazılar. Arapça celi sözcüğü iri, belli demek. İşte kamış kalemin ağız genişliği büyüdükçe hat kalınlaşır ve irileşir. Ama küçük yazıda gözümüze çarpmayan hatalar, yazı büyüdükçe anlayanı rahatsız eder. Daha belirgin hale gelir. O nedenle 20. yüzyıl başlarında en iyi eserlerini vermiş olan Sami Efendi'nin bir lafı var. Diyor ki, celiyi yazmadıkça esrarı hatta vakıf olunamaz. Yani hattın gizemlerine aşina olunamaz anlamında. Celi yazılar o nedenle son 200 yıl içinde gelişmiş. Yani ondan önce yok mu? Var. Ama estetik olarak bugünkü celi yazılarla mukayese edilemeyecek kadar geri. Sadece yani işte bir kitabe olarak ama bir güzel sanat olarak yok. O nedeni de bu zorluktan kaynaklanıyor tabii. Celi sıfatı hat türünün başına da sonuna da gelebiliyor. Yani celi sürüs örneğin denebiliyor, sürüs celisi de denebiliyor. Sadece celi denirse sürüs yazısının celisi anlaşılıyor. En çok talik ve sürüs yazıların celileri yazılmış. Bunların da en çok kullanıldıkları yerler işte camiler, türbeler, çeşmeler, böyle kuşak yazısı olarak veya kubbe yazısı olarak camilerde, çeşmelerde alın yazısı olarak, yani alınlarına yazılmış yazılar olarak rastlıyoruz. Şimdi tabii hattat ya kendi arzusuyla veyahut da birinin ısmarlaması üzerine böyle bir levha hazırlığına girişiyor. Tabii bunu önce zihninde oluşturuyor. İşte şöyle bir şey yazacağım falan diye. Nasıl bir istif yapacağını falan. Belki bir iki kurşun kalemle kendi kendine çalışma yapıyor. Daha sonra şöyle bir yol izliyorlar hattatlar. Siyah kağıt üzerine sarı zırnık mürekkebiyle o kompozisyonu, kafasında tasarladığı kompozisyonu kağıt üzerine yerleştiriyor. Niye sarı zırnık mürekkebi kullanıyorlar? Çünkü zırnık mürekkebi kağıt üzerinde bir kalınlık oluşturmuyor. Herhangi bir nedenle orayı kapatmak isterse gene is mürekkebinin onu kapatabiliyor. Veya ne bileyim fazla kapattığını gördü. Tekrar onu biraz daha genişletmek istiyor. Tekrar onun üzerine sarı zırnık mürekkebiyle biraz daha genişletebiliyor o hatalı gördüğü yeri. Ve bu işlemi birkaç defa bile yapabiliyor. O nedenle onu tercih ediyorlar. Bu çalışma sonlandıktan sonra, yani tamam artık benim yazacağım yazı olgunlaştı, bitti dediği anda o yazıyı, yani siyah kağıt üzerinde veya karton üzerinde hazırlamış olduğu yazıyı kullanmıyor. Çünkü bunu çoğaltması lazım. Yani bir levha hazırlığı bazen bir ay, bazen üç ay sürüyor. Dolayısıyla o levhayı bir tek levha olarak yapmak istemiyor. Bir de şu olabilir, hani birisi görür, ya bir tane de ben bundan istiyorum diyebilir. Yeniden sıfırdan başlaması tabii kendisi açısından pek ekonomik değil ya da çok yüksek para istemesi gerekecek. Onun için şöyle bir yöntem izliyorlar. Üst kalıp denilen o siyah karton üzerine hazırlamış olduğu, sarı zırnık mürekkebiyle hazırlamış olduğu kompozisyonu kompozisyonun altına 3-5 tabaka beyaz kalın kağıt yerleştiriyor. Ve kaymasın diye bu kağıtlar uçlarından, dört köşesinden hafifçe yapıştırıyor. Ve bir dikiş iğnesi alarak o hat
hattı oluşturan, kompozisyonu oluşturan bütün çizgilerin etrafından birer birer deliyor. Dolayısıyla üstteki hat küçük delikler halinde alttaki kağıtlara geçmiş oluyor. Şimdi böyle bir örnek vereyim size. Bu Mehmet Tahir diye bir hattatın hazırladığı iki tane harf, yani burada L ve R harfleri var. Bunları göstermek için getirmedim. Üstündeki o delikleri göresiniz diye getirdim. Bu bir alt kalıp. Yani esas hattatın hazırlamış olduğu kalıbın alt, efendim? Şeyler, delikleri görüyorsunuz. Bunun üstünden geçmiş, hani diyebilirsiniz ki niye bunun üstünden tekrar geçmiş? Çünkü bu o kadar büyük ki hani ne olduğunu falan bilsin diye tekrar üzerinden geçmiş. Yani siyah mürekkepte. Şimdi bu alt kalıp elinde olduğu zaman hattatı bunu artık istediği yere aktarabilir. Eğer açık renk bir zemin üzerine aktaracaksa, bu kadar büyük bir yazı ki bu levha olacak boyuttan bile fazla. Bu büyük bir olasılıkla bir camide falan kullanılmak üzere yapılmış. Bunu diyelim ki buradaki gibi açık renk bir zemin üzerine aktarmak istiyor. Bunu yerleştiriyor buraya. Yani işte kenarlarından sabitliyor. Ondan sonra içine ince kömür tozu doldurulmuş küçük bir çıkın alıyor. Ve şöyle üzerine ufak ufak vurarak o kömür tozunun deliklerden geçmesi ve sonunda bütün sistemi o şekilde yaptığı zaman buraya noktacıklar halinde bunun aynısı çıkmış oluyor. Ondan sonra eğer böyle siyah, böyle açık bir renk zemin üzerindeyse siyah is mürekkebiyle, kalemle, ince bir kalemle o noktacıkları birleştiriyor. Ve kağıdın sanki tahrillenmiş gibi kenar çizgileri çıkmış oluyor. Sonra bir fırçayla ya da genellikle fırçayla is mürekkebiyle o arayı dolduruyor çizgilerin arasını. Böylelikle bu kompozisyon aynen oraya çıkmış oluyor. Şimdi her zaman özellikle levhalarda açık renk kağıt kullanılmıyor. Bazen renkli kağıt. İşte Osmanlı'nın en çok sevdiği siyah, kahverengi, bordo, yani şu renk, koyu yeşil, nefti yeşili falan gibi zeminler olursa, tabii orada içinde ince kömür tozu bulunan bir şeyle yaptığı zaman koyu renk üzerinde pek belli olmaz. O zaman tebeşirli bir çuha parçasını alıp, o daha da kolay, üzerinde gezdiriyor. Şöyle, tebeşir zaten şey, yani kötü bir şey değil, toz gibi bir şey. Bu sefer o koyu zemin üzerinde beyaz noktacıklar halinde kompozisyon belirmiş oluyor. O zaman genellikle hattatlar kendileri yapmıyorlar onu, müzehipler aracılığıyla yapılıyor. Müzehip gene ince bir kalemle altı mürekkebi kullanarak o noktaları birleştiriyor. Noktaların tamamı birleştikten sonra bu sefer içini fırçayla altı mürekkebiyle dolduruyor. Bunun tabii levhalarda böyle yapılıyor. O işlem de tamamlandıktan sonra işte üzerine ince bir pelür kağıdı gibi ince bir kağıt koyup zer mühreyle, altın mühresiyle üzerinden mühreliyor. Böylelikle hem altın daha iyi yapışmış oluyor kağıda hem de mat bir şekilde parlamış oluyor. Ama bunun bir istisnası var. Eğer hani camilerde görmüşsünüzdür, isim levhaları denir. Bu işte Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bir de Hasan, Hüseyin. Bunları aynı bu yöntemle, yani iğneleme yöntemiyle aktardıktan sonra genellikle orada yeşil zemin kullanılır. Tabii altın mürekkebiyle onun içini doldurmak başa çıkmaz yani. Altın mürekkebi yapmak çok zor bir işlem. Doğrudan doğruya altını üzerine yapıştırıyorlar. Bunun için de o işte nokta nokta çıkan zemini lika denen bir, o zamanlar tabii şimdi böyle hazır Fransa'dan gelen filan yapıştırıcılar var bu iş için yapılmış.
Geçmişte Uzak Doğu'dan gelen Lika denen, Lika biliyorsunuz aynı zamanda Hokka'nın içindeki o ipek yumağına deniyordu. Bu o değil. Fakat bunun da adı Lika. Lika sürüyorlar o yapıştırıcı. O yapıştırıcının özelliği şu, hemen kurumuyor yani. Belli, o işlemi yapmak için çünkü bir zaman geçmesi lazım. Hatta ilk başladıkları zaman biraz bekliyorlar. Ve altın varakları alıp tek tek onların üstüne oturtuyorlar. Yapıştırıyorlar bir anlamda. Bu yazı için değil mi hocam? Yazı için. Yazı için. Tabii altın mürekkebini altın varağı tutmak çok zor. İncecik bir şey çünkü. Bunun için de basit bir yöntem geliştirmişler. Böyle seyrek sakallı bir fırça. Sakal diyorlar bu fırçaya. Bu sakal denen fırçayı sakallarına sürdükleri için tabii sürünce biraz elektrikleniyor fırça. Altın varağın üstüne tutunca varağı çekiyor. Ondan sonra götürüyor onu oraya bastırınca tabii yapıştırıcı tutuyor altın varağı. Böyle bir basit yöntemle bunu yapıyorlar. Çözüyorlar yani. Ayrıca denenmiş. Yani altın mürekkebiyle yapıldığı zaman daha çabuk tahrip oluyor, aşınıyor falan. Böyle direkt altını yapıştırdıkları zaman ki buna varaklama deniyor. Varaklama yapıldığı zaman dış tesirlere daha mukavim olduğu görülmüş. Bu aynı zamanda böyle mermer işte türbelerde vardır, camilerde, bazı mezar taşlarında falan. Oradaki varaklama yöntemi de bu. Yani altın mürekkebi kullanılmıyor oralarda. Şimdi bu anlattığım ameliyelerden bu noktacıklarla yazıyı bir yere aktarma konusuna yazı silkmek ya da yazı silkelemek deniyor. Böyle bir isim konmuş. Şimdi size tabii şeyi göstermek istiyorum. O kompozisyonu hazırlarken hattat hangi aşamalardan geçiyor? Normalde siyah kağıt üzerine bu sarı zırnık mürekkebiyle çalışması süresinde ancak hattatın yanında bir çekim yapmak lazım ki hangi aşamalardan geçtiğini anlayalım. Ama Mustafa Halim Özyazıcı diye bir hattat var. Bu 20. yüzyılda yaşamış. 1964'te bir trafik kazasında ölüyor. Bu değişik bir adam. Şu anlamda değişik. Böyle kompozisyon üzerinde tahsih etme falan işini sevmiyor. Çok hızlı ve güzel yazan birisi. O yüzden bu değişiklikleri de kendisi yeniden yaparak gerçekleştiriyor. Onun işte terekesinden 2000 yılında çıktı. Böyle iki sandık dolusu eser çıktı. Yani eser çalışmaları çıktı. Eserin kendileri değil de. Bunlardan ben de aldım. Yani aldım ama müsveddesini aldım. Orijinali bende değil. Şimdi bu böyle bir şey var. Kur'an'dan bir ayet var. Tabii Arapça. Ve en neyse lil insan illa masay. Bunu tam tercüme edince gerçekten insan ancak kendi çalışmasına erişir. Yani bunun ama esas amaçlanan şey şu. Yani kim ne yaparsa o şekilde değerlendirilir. Hani her koyun kendi bacağından asılır falan denir ya. Böyle bir anlam taşıyan, böyle düz bir ifade. Şimdi bu adam nasıl bir çalışma yapmış? Bunları da atmamış. Önce şöyle başlamış. İşte hattatlar biliyorsunuz. Mesela burada ayın harfi aslında bu baştaki başlıyormuş gibi yapmış ama onlara böyle bir hak tanınmış. Mesela burada ve en derken eni buraya koymuş. Sonra demiş ki acaba buraya koysam daha mı iyi olur falan. Böyle bir takım çizikler falan var gördüğünüz gibi. Şuraya imza atsam iyi olur falan demiş. İlk şeyi bu. Bunlara da numara koymuş Allah'tan. Bu yani sanki bizim için hazırlanmış gibi. Sonra tutuyor mesela buradan baştan eni buraya koymuşken şurasını boş gördü ya buraya imza ile dolduracak fakat burayı neyle dolduracağım demiş herhalde kendi kendine. Bu sefer başlamış mesela ve eni buraya koymuş. Leyse böyle illa el insan. Mesela burada sayıyı yazarken hani çalışmak anlamındaki açık sanki kelimenin başındaymış gibi yaparken burada normal ortasında olduğu gibi yapmış. İkincisi de bu. Sonra devam ediyor. Şimdi ikinci ile üçüncüyü karşılaştırırsak bu hale getirmiş.
biraz değiştirmiş yani. Böyle böyle gidiyor şimdi. Sonunda dördüncüsü şöyle olmuş. Tabii bunları fotokopi çekerken de iyi çekmemişler. Neyse ben en sonuncusunu göstereyim size. Aslında bunların hepsini bir masaya koyup da öyle görmek lazım. Sonunda bu hale getirmiş. Çok güzel olmuş. Şimdi mesela bunu ilkiyle karşılaştıralım. O zaman daha iyi farkı anlayabiliriz. Yani buradan buraya gelmiş. Ne kadar hiç boşluk yok, her taraf dolmuş, büyük bir denge var, her şey tamam. İşte böyle bir çalışma yapıyor o siyah kağıt üzerinde. Mesela bu ifadenin bir de tura formunda yazılmışı var. İsterseniz böyle de yazabiliyorsunuz yani. Gene aynı Halim Efendi'nin. Ketebehu Halim diye yazmış. 1333'te. Hicri tarih. İsterseniz bakın buna kendinizde, elinizde. Bu levha çalışması. Bu levha çalışması. Levha çalışması. Size bir tane de levha getirdim. Yine aynı hattatın. Bu birebir basılmış bir renkli fotokopi. Bu bunlar Güzel Sanatlar Akademisi'ydi bizim okuduğumuz dönemde. Tabii o biraz daha öncesi. Bizim okuduğumuz dönemin biraz daha öncesi. Necmettin Okyay sağ, bu Halim Efendi sağ filan. Ona bir jest yapmış. Necmettin Okyay, zaten soyadından belli. Okçu adam aynı zamanda. Hem hattat hem okçu. Ebrucu, böyle on parmağında on marifet. Eski deyimle hezarfen. Yani yüz teknik sahibi anlamında. Ona Kur'an'da yine bir ayet var. Bunun okçulukla ilgili olduğu kabul ediliyor. Atıcılık çevrelerinde. İşte attığın zaman oku sen atmadın, onu Allah'ın yardımıyla attın falan gibi bir ifade. Arapça. Ve mahremeyte falan diye gidiyor. Altına da yazmış işte yani ona ithaf ettiğini. Burada da gene tabii böyle bir... Kıtadaki yazanlar gibi bir yazım hocam yani. Onun... Hangisi? Aşağıda yazanlar şey diyor, işte okçulukta üstad ve talik, nüvis, Necmettin bilmem hocaya falan diye böyle işte hatıra olur. 1375 tarihinde, yani hicri yıl olarak tabii şey yazmış. Ketebu Fakil, Erhaç, Mustafa, Halim falan diye. Yani okuyabiliriz gerekirse. Yani ona ithaf ettiğini gösteren bir ifade. Şimdi tabii süslemeler falan var gördüğünüz gibi yani şey itibariyle kıtalara çok benzeyen bir... Önce kıtalar başlıyor, daha sonra bu levhalar. Kıtalarda da iç pervaz vardı, bunda da var. Dış pervaz vardı, bunda da var. Çok benziyor tesip şekilleri ama bunları örnekler üzerinde görürsek daha kolay olacak. Bu yazı şekli de müsenna deniyor. Müsenna... Arapça iki, isneyn. Isneyn'den aynı kökten türemiş. İkili, yani tam kelime anlamını söylüyorum. Ama Türkçe'de simetrik diyebiliriz. Yani ortasından tam bir simetri ekseni olduğunu hayalen düşünürseniz, tam ortasından. İkisi karşılıklı. Üzerindeki harekelere, işte imzalara, şunlara, bunlara, her şeye varıncaya kadar tam bir simetri söz konusu. Sanki tam ortaya bir ayna konmuş da onun aksi öbür tarafa geçmiş gibi aynalı yazıda deniyor. Işığa tuttunuz mu o noktacıklarla hattın bütün şeyini görüyorsunuz. Tabii orada noktaları delerken çok hassas olmak gerekiyor yalnız. Yani o hayali çizginin tam ortasından, sınır çizgisinin tam ortasından veya tam dışından dıştan teğet olacak şekilde veya içten teğet olacak şekilde delmeniz lazım. Hepsini aynı. Birini dıştan, birini içten, birini tam ortadan delerseniz tabii o zaman böyle eğri büğrü bir çizgi oluşur. Hatta bozulur tabii. Ona dikkat etmek lazım. Yani burada da görüyoruz. İşte hepsi aynı hizadan. Böyle yani noktacıklarla hat kendi kendine ortada belirmiş oluyor. Genellikle günümüzdeki
levha anlayışı eskiden de var. Yani bir çerçeve var. Çerçeveye cam yerleştiriliyor ki dış tesirlerden korunsun diye. Arkasında da işte levhanın kendisi geliyor. Daha arkaya kalınca bir karton, ondan sonra bağlanıyor çivilerle. Fakat bazı örneklerde kağıt üzerine yazılmış olan levhanın doğrudan tahta üzerine yapıştırıldığını ve camlanmadığını görüyoruz. Bu böyle bir örnek. Bu da işte Bakara suresinin 255. ayeti. Ayet-ül Kürsi. Allah la ilahe illa huve el hay el kayyum. Allah'tan başka Tanrı yoktur. O hep diri kalan ve hiç uyumayandır. Yani işte alemleri yöneten, iyi yöneten ve işte onları yaratan falan anlamında böyle bir örnek. Bu hasbiyallahu vahdeh, hasbillah vahdeh, daha vezin uysun diye yani. Hasbillah vahdeh ve kefa abde. Varlığın bir tek Allah ve o yeter kuluna gibi bir ifade. Şimdi burada iç pervazda farklı bir durum görüyoruz. Böyle 45 derece açıyla değişik iki renkte kağıtların arka arkaya sıralandığını görüyoruz. Buna dilme kağıtlı iç pervaz deniyor. Böyle bir ismi var. Fakat burada ikinci bir iç pervaz daha var. Tabii bu biraz kalın olmuş artık. Kalın olunca dış pervazı pek fazla kalın tutmamışlar. Zerefşan yapmışlar. Yani zerefşan altın serpme demek. Bu Mahmut Celaleddin isimli bir hattatın eseri. Biliyorsunuz daha önceki derslerde bahsetmiştim. Hat sanatında işte ustanın yaptığı bir yazı kalıbı var. Öğrenci o kalıba ne kadar uyabilirse o kadar başarılı sayılıyor. Bu kalıp da ta işte Şeyh Hamdullah'a kadar gidiyor. Şeyh Hamdullah'ın işte Türk hat sanatının esaslarını oluşturduğu Sultan II. Bayezid döneminde herkes o Şeyh Hamdullah'ın yazdığı gibi yazmaya gayret ediyor. Usta çırak ilişkisi içerisinde geçtiği için de öğrencinin herhangi bir yenilik yapması, bir ekol kurması filan neredeyse imkansız yani. Bu istisna teşkil eden hattatlardan birisi. Bir Mahmut Celaleddin ekolü oluşturmuş. Bunun yazıları biraz daha böyle işte keskin, böyle haşin görünümlü. Öbür yazılara nazaran bu böyle istisnai olarak ekol kurmuş hattatlardan bir tanesi. Ancak bunun kurduğu ekol daha sonra böyle birkaç hattat tarafından takip edilmiş. Kendi öğrencileri var. Bir de padişah var, Abdülmecid. Onların dışında yok. Günümüzde yaşamıyor bu ekol. Terk edilmiş. Bütün levhalar ayet değil, bütün levhalar hadis değil. Bu mesela böyle bir öz söz, vecize. Yaratıkları ortaya çıkaran Tanrı'dır ve o onların ta kendisidir diye tercüme edilebilir. Bu konuda işte bu tabii felsefi bir düşünce aynı zamanda. Bu buradaki anlayışı tabii işte kabul edersiniz, etmezsiniz. Yani pozitif ilim olarak da işte bütün bir evren var. Bu evrenin hepimiz birer parçasıyız diye de düşünebilirsiniz. Burada iç pervaz yok gördüğünüz gibi. Sadece dış pervaz yapılmış. Bu hani koyu renk zemin üzerine altın mürekkebiyle yapılıyor da demiştim ya, işte bu ona bir örnek. Sadece dış pervaza böyle halkar süsleme yapmışlar. Altın mürekkebiyle yapılan, çok kullanılan bir süsleme türü halkar. Hem koyu renk zemin üzerinde hem açık renk zemin üzerinde kullanılabiliyor. Altın mürekkebiyle yapılan, stilize edilmiş çiçek ve dal resimlerinden oluşuyor. Bütün bu şeyler tabii elle yapılıyor. Yani bunlar böyle hazır bir yerde basılı falan geliyor zannetmeyin. Ama tabii bunu müzeyip yaparken de mesela kafasında tasarladığı bir şey var. Bunlar dikkat ederseniz hep aynı şeyin tekrarından oluşur. Onun bir tanesini kağıt üzerinde hazırlıyor. Yine aynen iğne metoduyla onları deliyor. Deldikten sonra arka arkaya sıralayarak ve üstünden tabii onların torbası biraz daha küçük. Yani tabii şeyse böyle koyu renk zemin üzerine yine tebeşir tozu koyuyor. Ama açık renk zemin üzerine ise o zaman da ince kömür tozu içeren küçük böyle minicik bir torba, şu kadarcık falan.
böyle ufak ufak darbeler koyunca o desen oraya geçiyor. Ondan sonra onu işliyor. Böyle bir yöntem. Daha sonra da işte zer mühre dediğimiz altın mühresiyle onları parlatıyorlar. Direkt zer mühreyle parlatmıyor. Araya mutlaka pelür kağıdı gibi ince bir kağıt koyuyor. Çünkü mat parlaması isteniyor. Eğer yani direkt parlatırsa çok parlayacak. O zaman yazıyı okumak zorlaşır. Yani ışık herhangi bir yerden geldiği zaman yansıma yapar altına ve gözünüzü alır. Mat olursa böyle bir mahsur ortada bulunmaz. O bakımdan daima hatla ilgili yazılar mat olarak parlatılıyor. Bu Şefik Bey diye bir hattatın. Bu hattat İstanbul Üniversitesi giriş kapısında Daire-i Umur Askeriye yazar en başta. Böyle hep mitinglerde falan onları görürsünüz veya üniversitede bir olay olduğu zaman hemen orayı gösterirler. Onun hattatı. İşte orası eskiden seraskerlik binası. Yani kışla. Genelkurmay Başkanlığı binası bugünkü anlamda. O yüzden Daire-i Umur'u askeriye yazmışlar kocaman harflerle. İşte o oraya taşındığı zaman işte böyle bir isim levhası isteniyor. İşte anlaşıyorlar. Burada da Ra'sel Ubudiye, ibadetin başı. İbadet ne demek? Kulluk etme. Kulluk etmenin başı. Ettazım li emrillah ve şefakatü ala halkillah. Allah'ın emirlerine saygı, Allah'ın yarattıklarına şefkat göstermektir. Şimdi gördüğünüz gibi harfler yukarıya yani üst uçları biraz daha solda. Tam düşey değiller. Bu Celil Sülûs yazısının özelliklerinden birisi. İkinci özellik ne? İşte bir takım okutma işaretleri dediğimiz harekeler var. İşte eğer A ile E arası okunacaksa üste, İ olarak okunacaksa alta, sükun işareti olacaksa küçük bir yuvarlak, çift okunacaksa harf, üstüne şedde denen bir işaret, böyle yan yana W harfi gibi değil de sanki yan yana iki U harfi gibi bir takım işaretler konuyor. Hattat imzasını işte münasip bir boşluğa koyuyor. Mesela burada şurada Ketebehu Şefik diye yazıyor. Tabii illa Ketebehu yazması değil, yazması şart değil. Ketebehu onu yazdı demek. Nemakahu aynı anlamda. İşte Sevvedehu, Meşakahu, Rakamehu falan gibi hepsi aynı anlamda. Böyle isimler de yazabiliyor ama %80'i Ketebehu diye yazıyor. Rakamehu da şey, yazdı demek. Yani o da yazdı demek. Karaladı daha çok Sevvedehu. Onları karalamalarda falan kullanıyorlar. Ama nadir olarak levhalarda da olabiliyor. Yani onu yazdı anlamında kullanıyor. Bir de böyle mesela şurada bir işaret var. Onun hiçbir anlamı yok. O boşluğu doldurmak için. Mesela şurada da koymuş. İşte tirfil denen bir takım işaretler var. Onlar boşlukları doldurmak için. Eğer mesela li emrillah derken şurada bir işaret var. O işaret yani bağlanacak anlamında. Li emr lillah değil. Li emrillah sanki tek cümle, tek kelimeymiş gibi anlamında öyle bir işaret konuyor. Alttaki rakamlarda yazıldığı tarih şu ikisi. Onu işte iki noktanın birini sonuna, ikisini sonuna, ikisini sağına getirmiş. Tabii geneliyle şöyle bir de geneline bakarsak böyle biraz haşmetli, şaşalı böyle bir yazı türü. Yani biraz sonra Talik hatta onun celilerine geleceğiz. Mesela onlarla mukayese ettiğimiz zaman arada çok ciddi bir fark olduğunu göreceğiz. Şimdi bir de tarikat kurucularının isim levhaları var. Bu onlardan birisi. Ya Hazreti Mehmet Bahaeddin Şah Nakşibend'e Kaddesallah sırrahu. Bu aşağıdan başlıyor. Genelde bunlar hep aşağıdan başlar. Ya Hazreti Mehmet Bahaeddin Şah Nakşibend'e Kaddesallah sırrahu. Yani bu iki S'yi de aynı dişlerle bağlamış. Kaddesallah sırrahu, Allah onun sırrını kutsasın
diye bir ifade. Çünkü isim geçince daima arkasına bir dua getirmek adeti var. Bu da işte Nakşibendi tarikatının kurucusu Mehmet Bahaeddin Şah'ın isim levhası. Bunları genellikle işte bu tarikatların işte toplantılarının yapıldığı salonların duvarlarına asıyorlar. Veyahut da bu tarikatın saliklerinden eski deyimle, yani salik, sülük, işte yapışma demek. Sülük de aynı söz, aynı kökten geliyor. Yani o tarikate intisap etmiş, onun üyesi olanların kendi evlerinde falan böyle bulunabiliyor. Bunlar genellikle o, bir de şu var, her tarikat ayrı bir serpuş kullanıyor. Başlıkları değişik. Bunun formunu da o serpuşun yandan görünüşü gibi yapmayı tercih ediyorlar. Tabii burada o zaman boşluklar kalmış. O boşlukları da böyle bir takım halker desenleriyle süslemişler. İç pervaz, işte dış pervaz biraz birbirine karışmış. Zerefşan yapmışlar, altın serpme yapmışlar. Şimdi bir başka tarikat levhası, bu da yine aşağıdan başlıyor. Ya Hazreti Abdülkadir El Ceylani. Aslında yani bu yanlış, Ceylani diye bir şey yok. Geylani var. Geylan diye bir yer var İran'da. Bir şehir yani. O Geylani olması lazım. Ama işte genelde Türkçe'de Ceylani deniyor. Çünkü çoğu insan yani Geylan diye bir şehir olduğunu ve bu adamın oralı olduğunu falan bilmiyor yani. İşte Ceylan da Türkçe'de olduğu için, yani biliyorsunuz bir çok güzel bir hayvanın adı. Öyle Ceylani, bu adam da aslında Mehmet Aziz Efendi, bu bilir mutlaka da herhalde ona böyle yaz dediler. O da öyle yazmış, kırmamış yazını. Bu da burada da Kuddise Sırrıhul Ala, onun işte yüce, onun sırrını kutsasın falan diye bir ifade. Burada işte köşe, bunun tabii işte sikkeleri, yani başlarına giydikleri serpuş ya da şapka bu formda olduğu için böyle yapmışlar. Buradaki boşluklara da birer işte halker buket yapmışlar. İşte zencirek tarzı bir iç pervaz. Gene halker tarzı bir dış pervaz. Bu da Kadiri tarikatının kurucusu olan zatın isim levhası. Bu da Festakim Kema Umirte. Gene Kur'an'dan bir ayet, emredildiği gibi dosdoğru ol diyor. Şimdi bunun üzerinde de biraz duralım. Şimdi burada mesela normalde 2-3 milimetre kalınlığındaki yazı sülüs yazı. Yani sülüs yazı üzerindeyiz ya şu anda. Sülüs yazının sınırı 2-3 milimetre kalem ağzı genişliği. Bunun biraz daha üstü, diyelim ki 4 milimetre, işte tokça sülüs falan deniyor. Daha yükseği celi sülüs oluyor. Ve hareke kalemi de celi kaleminin 1/3 kalınlığında oluyor. Burada da görüyoruz bunu. Şimdi mesela işte kalem kalınlığı ile hareke kalınlığı. Fakat bir iki yerde de harekelerin yazının yazıldığı kalem kalınlığında olduğunu görüyoruz. Şurada, 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 şurada. Umirte derken U sesi çıkması için böyle virgüle benzer bir işaret konuyor. Bu da T'nin T, Umirte. Burada imzası var. Mesela Ketebehu falan yazmamış. Burada doğrudan doğruya Kamil yazmış. Yani Kamil Aktik bu. 20. yüzyılda yaşamış olan Hattat. Bu da gene Şefik Bey'in siyah zemin üzerine bu sefer altınla yazılmış. Allah Veliyü Tevfik. Veli biliyorsun sahip demek. Allah yardım sahibidir. Tabii böyle denmez. Yani Allah yardımı sever, Allah yardım eder filan anlamında. Böyle hani insanlara işte bunu görünce, hani diyelim morali bozuk filan, onu hatırlayınca rahatlıyor belki. Böyle yazılmış. Burada da tabii hattatlara tanınan bir takım haklardan yararlanmış. Mesela veli derken aslında bu bir yerde bitmesi lazım. Y harfi olması lazım. Bir defa Y harfini uzatmış ve buradaki el tevfik, yani et tevfik elif harfiyle de onu birleştirmiş. Böyle sanki birbiriyle bağlantılıymış gibi, tek bir kelimeymiş gibi filan bir hava yaratılıyor. İşte hattatlara tanınmış geniş esneklikten tabii yararlanıyorlar. Mesela bu Ya Hay Ya Kayyum
şeklinde müsenna bir yazı. Şimdi tam ortadan şöyle bir hayali çizgi olduğunu farz ederseniz gözünüzde, her iki tarafa tamamen simetrik. Mesela yağ burada böyle. Tabii yağ böyle yazılmaz ama işte müsenna yazı olduğu için tam onun simetriğini yazmış. Yani ya hay, ya kayyum. Yarısı öyle. Bir yarısında bir tane daha ya hay, ya kayyum var. O tamamen bunun tersi. Ayrıca işte bir takım böyle buket, batı etkisinde yapılmış buket, haykar süslemeler de var. Hay hep diri kalan. Hayat sözcüğü de günümüzde kullandığımız hayat sözcüğü oradan geliyor. Kayyum, kayyum sözcüğü de hukukta geçer. Mesela bir şirket batar, onun başına devlet bir kayyum tayin eder. Kayyum hiç uyumayan demek. Ama yani buradaki anlamı tabii yani öyle bir şey söz konusu değil zaten. Eğer Allah'a inanıyorsanız onun uyuması, bilmem nesi, yemesi, içmesi öyle bir şeyler söz konusu değil. Şimdi bir başka müsenna yazı. Bu biraz böyle girift bir yazı. Bu Fatih Camisi'nin dış duvarı üzerinde olan çeşmelerden birinin alnında bulunuyor bu yazı. Burada çeşmelerde, işte bentlerde falan çok yazılan ve cealna minelme kulle şeyin hayin diye bir hat, bir ayet var. Yaşayan her şeyi sudan yaptık, sudan yarattık anlamında. Yani bu bilimsel olarak da bir gerçek. Hayat sudan başlıyor. Tabii işte çeşme suyla ilgili, bentler suyla ilgili falan olduğu için bu ayeti yazmayı tercih ediyorlar. Burada Mustafa Rakım diye bir hattatın eseri bu. Mustafa Rakım aynı zamanda bir ressam. Perspektif falan çok iyi biliyor. Ve bu Celî Sülûs yazının şaikası, en üst ustası. Sonra bütün harflerin en ideal şekillerini falan oluşturmuş. Ve işte bundan sonra bir de Sami Efendi geliyor. Sami Efendi de daha sonra da artık bu iş bitmiş tamamen. Sami Efendi'nin yaptığı da Mustafa Rakım'ın harflerini daha iyisini yapmak değil, o harekeleri daha iyi bir hale getirmiş. Yani genellikle harekeler hattatların çok fazla önem verdikleri işaretler değildir. Bu Mustafa Rakım o kadar bu Celî Sülûs yazıyı mükemmel hale getirmiş ki Celî Sülûs bahsinde Rakım öncesi ve Rakım sonrası denir. Yani Rakım öncesi Sülûs yazı, Celî yazı, Rakım sonrası Celî yazı. Bu derece önemli. Bu onun yazdığı bu işte yaşayan her şeyi sudan yarattık ayetinin müsenna örneği. Burada imza da müsenna. Mesela bu noktalara bakıyorsunuz müsenna, işaretler müsenna, her şey simetrik. Tam ortadan şöyle bir çizgiden, muhayyel bir çizgiden, yani hayali bir çizgiden iki tarafta birbirine simetrik. İç pervazı çok sade bir cetvel, dış pervazı da böyle halkar. Aslında yazı çok iyi olduğu için yani bunlar pek gölgelemiyor. Normalde bu etraftaki süsler yazıyı gölgeleyebilir ama süsleri bile görmüyorsunuz, sadece yazıyı görüyorsunuz. Şimdi tarih yazıya. Yani dedik ya en çok Sülûs ve tarih yazılarının çelileri kullanılmış camilerde, türbelerde, anıtlarda, levhalarda tabii. Şimdi bu sanki bir talik kıta formunda yazılmış bir talik levha. Talik yazı İran kaynaklı bir yazı. İlk örnekleri biraz 10. yüzyıla falan gidiyor. Daha sonra bunu Tebrizli Mir Ali diye birisi, bu 1513'te vefat eden bir zat, İranlı gene ama Türk de olabilir yani. Tebriz'de çünkü çok Türk var, Azeri Türk'ü var. Böyle biraz böyle nesih yazısına çekerek nestalik diye bir yazı oluşturmuş. Yani nesih artı talik. Nestalik. Bu yazı Fatih döneminde Anadolu'ya geçiyor. Yani Mir Ali en son şeklini vermiş. Yani biraz yani diyeceksiniz ki 1513'te ölmüş adam. 1453'te İstanbul Fatih dönemi falan. Ama yani Mir Ali en son en güzel şeklini veriyor.
Bu işte Anadolu'ya geçiyor akkoyunlar vasıtasıyla. Daha sonra İstanbul'da işte özellikle Yesari, o anlatmıştım öğrencilik hikayesini. Hani sol tarafı, sağ tarafı felçli olan Yesari. Buna en güzel şeklini veriyor ve Türk'e has bir yazı tarzı oluşturuyor. Bu nestalik de uzun geliyor Osmanlı'ya. Tarik diyorlar. Tarik diyorlar. Tarik yazı o Sülüs yazının haşmetine, görkemine karşılık böyle duru, yalın, müzikal bir karakter taşıyor. Tarik asma demek. Mesela mahkemelerde olur. İşte davayı bilmem atıyorum 5 Haziran'a tarik etti denir. Yani bir dahaki celseyi, bir dahaki duruşmayı 5 Haziran gününe ayırmış. Muallak sözcüğü hala kullanılıyor. Asılı demek yani. Muallak, havada asılı anlamında. Bu harflerin de sanki böyle asılı olduğu gibi, şimdi daha düz bir şeyini de görürüz. Örneğini de görürüz. Bu Yesarizade, yani Yesari oğlunun, Yesari'nin oğlunun bir levhası. Buna veba duası diyorlar yanlışlıkla ama aslında yani li hamsetün utfi bihe harrel veba el hatime. Bende 5 şey var ki cehennem sıcağı gibi olan hastalık ateşini söndürür. El Mustafa vel Murteza. Murteza biliyorsunuz Hazreti Ali'nin lakabıdır. Diblehume vel Fatime. Yani Mustafa dediği Muhammed, Murtaza dediği Ali, Fatma dediği Ali'nin eşi, Mustafa'nın Muhammed'in kızı ve onun iki oğlu Hasan, Hüseyin. Bu 5 kişi benim işte bütün dertlerime deva olur falan anlamında. Şimdi daha düzgün bir tanesini gelip biraz daha üzerinde konuşalım. Burada Namakahu Ali Haydar. Burada Hasbiyallahu Vahdehu. Varlığın bir tek Allah ifadesi. Çok özel bir yazı türü bu. Şimdi hasbi şöyle oluyor. Hasbiyallah vahdehu da vahdehu bu sefer böyle. Yani sinle hanın şeyini birleştirmiş, böyle bir özel kompozisyon yapmış. Burada elif harfine bakarsanız bu sefer sülüs harfi sola doğru yatıktı. Bu hafif sağa doğru yatık. Bu yazının özelliğinden, tipografik özelliğinden yani. Mesela sülüste vav harflerinin gözleri boştur, burada dolu. Böyle bir takım özellikleri var. Burada hiç hareke görmüyorsunuz. Hiç böyle işte tirfil mirfil gibi işaret görmüyorsunuz. Bir tek şurada Allah'ta şedde işareti var. Bir tek onu kullanıyor. Bazen çoğu zaman nokta bile koymuyorlar. Bir tek iç pervaz var. En ufak bir süs yok. Bu hani yalın, sade, müzikal bir güzellik taşır demiştik. Ona bir örnek. Şimdi genellikle hat çevrelerinde tarik yazı ile Farsça sözlerin daha iyi yazıldığı kanısı hakimdir. Burada Sami Efendi, hani dedim ya 6 ay bir kenara koyuyor, sonra tekrar bakıyor başkasının eseriymiş gibi falan, kusur var mı yok mu diye. Burada bir Türkçe ifade var. Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril var haber bir Sultan-ı Enbiya'ya. İşte bu Kerbela olayını anlatan Konuşeli Kazım Bey'in bir mersiyesi var. Bu mersiyeden bir beyit yazmış. Türkçe. Fakat yani işte Türkçe'de gayet güzel, tarih yazıya uygun der gibi adeta. İşte Hüseyin Kerbela çölüne düştü atından. Cebrail, Cibril dediği. İşte peygamberlerin sultanına git haber ver diyor. Yani Hazreti Muhammed'i kastediyor. Böyle beyit olunca iki satır halinde yazılıyor. Araya bir çizgi çekiliyor. Gene iç pervaz, sanki iki tane iç pervaz üst üste gibi. Böyle bir Sami Efendi'nin lacivert zemin üzerine
altın mürekkebiyle yazdığı Zerendut levha. Buna Zerendut deniyor. Altın sürme Türkçesi. Gene Mehmet Nazif Bey diye bir hattata ait. Ya Rab beni dur eyleme evladı Ali'den. Ya Allah'ım beni Ali'nin çocuklarından uzak tutma. Dur, o kökten türemiş bir sözcüğü günümüzde de kullanıyoruz. Durbin, dürbün yani. Türkçe'de dürbün olmuş. Durbin ne demek? Uzağa gösteren. Beni dur eyleme, beni uzak tutma demek. Aşağıdan yukarıya doğru böyle bir düzenleme yapılmış. Bu da çok önemli tarih hattatlarından birisi. Burada işte bir takım süsler var. Buketler batı etkisinde yapılmış. Zencirek tarzı bir iç pervaz, halkar dış pervaz. Bunun da gene koyu renk zemin üzerineymiş ama zaman içinde boyası solmuş. Güneş falan alınca tabii soluyor. Bunun da şeyi orijinal, çerçevesi falan. Yani burada zemin de herhalde yeşilmiş ki böyle yeşilli bir çerçeve kullanmış. Bu da Hulusi Efendi'nin. Hulusi Yazgan. Bu da bir beyit. Aynen Sami Efendi'nin beytine benzer tarzda. Bir Farsça bu yalnız. İsa ze maktemi to bi eyyam müjdedat ez yümne an suhen nefeses can be murdedat. Yani burada işte İsa bahsettiği baştaki İsa peygamber. İsa biliyorsunuz şeyi söylüyor. Yani benden sonra işte bir peygamber gelecek diyor. O İsa diyor senin gelişini müjdelemek için geldi. Ve o sözün uğrundan nefesi ölüye can verdi. Gene onun mucizelerinden birisi. Tabii ne derece doğru bilmiyoruz. İşte inanmayanlar diyorlar ki İsa'ya işte bir mucize göster falan. Bir şeye üflüyor. Ve ölü diriliyor. Yani o İsa'nın kerameti değil, o peygamberin geleceğini müjdeledi Muhammed'i yani kastediyor. O sözün uğrundan dolayı ölüye can verdi. Tabii biraz yani o kadar yüceltiyor ki Muhammed'i, İsa'yı da bu arada harcıyor. Yani işte bunda da zerefşan yapılmış. Bu da gene şu elinizdeki hattatın, Mustafa Halim Özyazıcı'nın. Mur der hane-i hot, hükmü Süleyman daret. Mur karınca demek. Karınca kendi evinde Süleyman hükmüne sahiptir diyor. Süleyman'dan kastı Süleyman peygamber. Yani işte hayvanlarla konuşuyor, efendim bir takım mucizeler gösteriyor falan. Karınca kendi evinde Süleyman hükmüne sahiptir. Yani Süleyman gibi hükmeder. Bizim dilimizde de buna benzer bir atasözü var. Her horoz kendi çöplüğünde öder. Onun gibi bir ifade. Burada gene işte zencirek tarzı bir iç pervaz. Halkar dış pervaz. Koyu renk zemin üzerine yapılmış. Bu da Necmettin Okyay'ın Sebatül Mülk Bil Adl. Mülk devlet demek. Yani adalet mülkün temelidir diye yazıyor ya mahkemelerde filan. Yani adalet devletin temelidir. Burada da sebatül mülk bil ad. Devletin kalıcılığı sebat bil ad adaletledir. Adaletle sağlanır. Bu çok önemli bir şey. Geçmişte tarihe bakıyorsun. Adaletten sapıldığı zaman mutlaka bir takım sorunlar çıkıyor. Şimdi günümüzde de böyle bir dönemden geçiyoruz. Mutlaka bir takım şeyler yaşayacak Türkiye. Adaletten kesinlikle ayrılmamak lazım. Yaramıyor çünkü. Burada gene zencirek tarzı bir iç pervaz. Zerefşan yapılmış, altın serpme yapılmış bir dış pervaz var. Şimdi Ayasofya'dan bahsettin ya. Şimdi İslam dünyasında yazılmış en büyük yazılar Ayasofya Müzesi'ndedir. Kazasker Mustafa İzzet diye bir zat tarafından yazılmış. Kazasker Mustafa İzzet bu yazıları caminin içinde hazırlıyor. Şey cami diyorum, yani müzenin içinde. Ama o dönemde cami tabii. O dönemde cami. Caminin içinde hazırlıyor. Çapları, o isim levhalarının çapları, Allah, Muhammed, Ebu Bekir falan 7,5 metre.
Kalem ağzı genişliği, yani harflerin kalınlığı 35 santim. 35 santim. Şimdi bu yazıları nasıl büyütüyorlar? Tabii herhangi bir yazıyla, herhangi bir kalemle 35 santim genişliğinde yazı yazmanız düşünülemez. O konuyu da kısaca anlatayım. Bugünkü dersi tamamlamış olalım. Şimdi kareleme metodu ya da satranç metodu denilen bir metot var. Şimdi diyelim ki siz bir yazı hazırladınız kağıt üzerinde. Mesela diyelim şöyle bir vav harfi yaptınız. Bunu karelere bölüyorsunuz. Ben çok uzatmamak için 3'e böleceğim şöyle. Buradan da 3'e böleceğim. Şimdi bunu diyelim ki şöyle bir şeye büyütmek istiyorsunuz. Biz bunu çocukken yapardık ilkokuldayken falan. Şimdi burada 9 tane kare var. Burayı da 9 tane kare haline getiriyorsunuz. İşte. Tabii bunları yani cetvelle ölçersiniz. Normalde ben kafadan koyuyorum. Burada da şöyle yaparsak şöyle aşağı yukarı şöyle olacak. Şimdi artık bunun bütününe bakmıyorsun. Şimdi diyelim ki şu kareden başladın. Bakıyorsun şöyle bir şey var şurada, bağlantı var. Şuradan hafif böyle gidiyor. Şuradan şöyle gidiyor. Şurası şöyle bağlanıyor. Şurası şuraya birleşecek. Şöyle gelecek. Sonra şurada şöyle bir çıkıntı var. Bunu da buraya bağlayacaksın. Bunun aynısını buraya geçiriyorsun. Tabii bunu yani her bir kareyi tek tek geçiriyorsun önce. Sonra artık bunun şeye tabii 35 santim genişliğindeki yazıyı dibinden göremezsin. Herhalde uzağa gidiyor adam, bakıyor. Ha şurasında şöyle bir hata var diyor. Mesela oraya. Bir defa tabii bunun kalınlığıyla bunun kalınlığı aynı olamaz. Mutlaka bunun daha kalın olması lazım. İşte ona bakıyor. Ayrıca işte neresi kendine uygun gelmiyor filan diye. Böyle basit bir büyütme yöntemi bulmuşlar. Tabii günümüzde böyle şeylere gerek yok. Projektör makineleri var. Fotokopiyle büyütebilirsiniz. Bir sürü imkan var yani işte. Şurada da yaptığımızda ona benzer bir şey yani. Küçücük diyeyi kocaman hale getiriyoruz. Ama geçmişte bu kareleme metoduyla ya da satranç metoduyla büyütüyorlarmış. Tabii bu kareleri ne kadar çok sayıda yaparsanız hata ihtimali daha azalır. Yani şöyle de yapabilirdik bunu. O zaman tabii kareler çoğaldığı için hata ihtimali çok daha azalıyor. Bu da büyük yazıların daha da büyütülmesinde kullanılan bir yöntem.